Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda yapay zekaya karşı meydan okuyorum. Tabii ki kazanmaya çalışmayacağım. Şöyle bir video olacak arkadaşlar. 50 hamle gideceğiz. Yani 25 hamle ben yapacağım. 25 hamle o yapacak. 50 hamlenin sonunda kazanma oranımın yüzde kaç olduğuna bakacağım. Bunu birkaç kere yapacağım. Bakalım en fazla yüzde kaç tutturacağız. %10 mu %20 mi yoksa %1 mi kazanma oranımız olacak göreceğiz Tabii ki yapay zeka'nın daha fazla olacak çünkü çok iyi hesaplıyor biliyorsunuz zaten Go konusunda profesyonel seviyedeler. Bakalım yüzde kaç oran tutturabileceğim hemen başlayalım ben de çok merak ediyorum şöyle bildiğim uzun josekilere girmem gerekiyor hemen başlayalım şöyle 4-4 noktasından. Evet rakibim de 4-4 noktasını oynadı. Ben de 4-4'de oynuyorum. Evet bir 4-4 daha geldi. Hemen 3-3 noktasını giriyorum. Yapay zeka'nın sevdiği bir hamle. Bu arada arkadaşlar ilk başta beyazın kazanma oranı daha fazla oluyor yapay zeka hesaplarında. Yani ilk hamlede bakarsak eğer 55 falan %55 beyaz, %45 e, siyah kazanma oranı veriyor. O yüzden zaten bir dezavantajla başlıyorum. Bakalım ne kadar koruyabileceğim bu oranı. Evet bu noktada Tenuki yaptı. Ben de hemen cevap veriyorum Tenuki'sine. Şöyle oynayalım bakalım. Hmm. Burada double hane yapacağım. Double hane mi yapayım? Hadi da buna ne yapalım. Bunu çok sevmeyecek çünkü bu tarafta çok güçlü değilim. Ama bakalım yani sonuç olarak çok da kötü çıkmamam gerekiyor buradan. Şimdi uzayacak muhtemelen. Aa Tenuki yaptı. okey Burada bu taşı ateri çekebilirim veya buna cevap verebilirim. bu taşı ateri çekelim. Şöyle bir joseki oynayalım. Bakalım kaç hamle olacak şunu da oynayayım. Evet bu köşeme yaklaştı. Hemen bakalım kaç hamle olmuş. 32 hamle olmuş arkadaşlar. 18 hamle kaldı geriye. Şimdi burada e, klasik cevap vermem gerekiyor sanırım. Yani keyima yapmam gerekiyor. Tenuki yapmak istemiyorum burada. Çünkü beyazın burada bir duvarı var. Buradan da yaklaşırsa. Hem burada ponikisi hem burada duvarı. O yüzden pek hoş olmaz. Ben buna cevap vereceğim. Yapışacaktır muhtemelen. Yapışmadı uzadı. Hmm. Burada şimdi. Hmm. Burada bir aji var. Uzarsa sıkıntı olabilir. Hmm burada zıplayacağız mı? Hane mi yapalım? Hane mi yapalım? Evet, burada birazcık sıkıntı, sıkıntılı dönemler başlıyor. Yani tam bu noktada AI ne öneriyor acaba? Bakacağız birazdan ama. Yani yüzde %90 bence hane öneriyor ama bu tip bir zıplama hamlesi de olur gibi bence. Ama ben hani yapacağım buna. Şuradan bir yere uzayacak ama ne zaman? Buna double hane yapamıyorum burada çünkü acı var. Şu anda gösteremiyorum size ama double hane yaparsam buradan kesip uzayabiliyor. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Bu siyah için pek iyi olmaz double hane yaparsam. O yüzden uzamam lazım arkadaşlar. Uzuyorum burada. O da uzadı bakın. Ne yapacak? Kesecek mi? Kesmez herhalde. Bir daha uzadı. Bir daha uzuyorum. Şimdi buraya bir taş atabilir. Evet. Valla adım gibi biliyorum. 42. 8 hamle kalmış. Şimdi bu noktada kazanma oranımın çok düştüğünü düşünmüyorum açıkçası. Tabi sürpriz de olabilir. Belki %5'ler falan da çıkabilir ama yani burada basitçe şu hamleyi yapsam şuradaki alanı savunsam çok mu küçük olur acaba? Direkt şuradan yapışsam mı? Ama bu hamlesi çok büyük oluyor o zaman ya. Hmm. Ya ben bunu oynayacağım galiba ya. Küçük gibi duruyor ama bunu oynayacağım. 43, 44 mi oldu? Aynen 44 oldu. Bir kere daha uzayacağız. Sonra buradan mı zıplayacaksın? Aynen bu hamleyi düşünmüştüm. Yapıştı. Hmm, şimdi buradan buradan hani yapabilirim buradan hani yapabilirim. Buradan hani yaparsam kesecek. Uzarsam merdiven kime çalışıyor? Merdiven bana çalışıyor Allah'tan. Bunu yaparsam keserse uzarım. O zaman o da uzar. Hmm. Uzayacağız mı burada? Burada uzama da güzel olabilir Santey'i almak için. Uzayalım bakalım burada. Santey'i alalım. O da geri uzasın. Uzamadı. Zıpladı buradan. Evet, son hamlem arkadaşlar. Ben oynayacağım, o oynayacak. Sonra kazanma oranına bakacağız. Şimdi burada köşeyi savunabilirim yeteri kadar büyük değil ama muhtemelen bu, Buraya saldır diyor bana Şu anda emin değilim ama Bu tarafa saldır diyor Ya da Şu tip Hamlelerle buradaki moyo'yu Yok etmeye başladı ama Burası bomboş Ya buradan bana yaklaş diyor Çünkü bu grupta Sıkıntıya girebilir Bu yaklaşma hamlesi güzel olabilir 3-3'e girmek de güzel olabilir Hmm. Ben yaklaşacağım ve bakacağım duruma. Evet, yaklaştım. Tıkladım. Niye oynamadı? Ha, tıkladım. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Evet, Zurna'nın <laughs> zıt dediği yere geldik. Açıyorum yüzde %12'ye düşmüşüz. Güzel, <gülüyor> güzel. <gülüyor> %12 arkadaşlar. Yani 50 hamle yaptık ve yani çok bariz bir hata yapmadım. Belki şu köşedeki double hanem hata olabilirdi. Orada AI'nin sevdiği bir Joseki oynasaydım belki bu kadar düşmezdi. Ee, %11.7 %12 diyebilirim. Şimdi nerede düşmüş ona bakalım. Öncelikle şu hamlem de yanlış olabilir. Bakın burada belki hane öneriyordur. Bakalım mı? Yo doğru oynamışım burada yüzde 34'üm arkadaşlar bakın en baştan bakalım mı o burada doğru oynamışım ha Ya buraya bakmaya gerek yok ee, belki burada keyima öneriyor olabilir şu hamleyi bir bakalım Aynen burada keyima da var bu da var aynı fark etmez bu burada bir yanlışlık yoktur bu da fark etmez. ikisi de olur. Bunu oynadım, bunu oynadı. Ha, Burada şimdi hane değil de uzamak ya da keyimayı öneriyor olabilir. Aynen burada double hanem yanlış oldu ama o kadar da çok düşürmemesi gerekiyor. Bakın bu arada ilk başta şöyle bakalım. İlk başta siyah oynuyor ya. Siyahın kazanma oranı %42 arkadaşlar. Bakın ben yanlış bile yanlış söylemişim ya. Yani. 45 bile değil. %42. 8 puan beyaza fazla veriyor bakın. %57.4 %42.6 gibi bir şey. Yani buraya kadar aslında şurada bu hamle aslında eşit maç yani. ilk başta da zaten %42 idi şimdi de %42. Peki ben hane yapınca ne kadar düşmüş? Buna bakalım. Hane arkadaşlar o kadar düşürmemiş %1.7 falan düşürmüş. Yani beyaz yine sonuçta yani %57'den %59'a falan çıktı yani. O yüzden çok da sıkıntılı bir hamle değil ama biraz düşürmüş diyebiliriz. Burada tabii ki double an öneriyor. Aynen burada doğru oynadım. Burada bu zaten Joseki arkadaşlar. Yani bunun sonunda beyaz hala da %59'larda 60'larda aynen %60.3. Burada bir hatamız yok ha şimdi aynen burada ha ben bu atari çekince tabii ki de kaplan az yapacağım. Asıl burada hane öneriyor. Burada yüzde Şimdi bunu yaptıktan sonra yüzde 33. Yani bu bu hamle yüzde altı düşürmüş. Evet. Bu noktada hane yapmam gerekiyormuş. Ben bu taşı ateri çekip kaptan az yaptım. Aslında bu Joseki de var ama bu yani bu pozisyonda tahta böyleyken demek ki pek işe yaramıyor. Sonra aynen bunlar zaten Joseki standart hamleler. Burada bence direkt şu mavi nokta olacak aynen. Başka hiçbir hamle önermiyor bakın. Direkt bulmuşum yani hamleyi. Ama 1-2 hata yapınca 33'e düşürdü. Ben nerede peki %10'a düştüm? Nerede %11'lere 12'lere düştüm? Önemli olan o. Ha burada bakalım ne öneriyor. Hane mi öneriyor? Burada tenuki diyor arkadaşlar. Burada hane. Hane de değil zıplama da değil. Git başka bir yere oyna diyor yahu. Peki ben burada oynayınca kaç düşürmüş acaba? Mesela şimdi %34 ya. Ben oynadım mesela. Şimdi aman tanrım. %12'lik hataymış arkadaşlar. Kim der ki? Buradan beyaz uzadıktan sonra siyahın hane yapması %12'lik hata. Yani gerçekten şaşırtıcı. Ya yani burada hane çok doğal bir cevapmış gibi geliyor yani. Çünkü beyaz uzuyor, siyah hane yapıyor. Yani ben bir daha o zaman böyle bir durumda bu haneyi yapmam mesela. Giderim başka bir yere oynarım. Yani buradan yaklaşmak da güzel bakın. Şu yeşil nokta da güzel. Allah Allah bu hane o kadar büyük bir hata mı ya? Evet burada burada yüzde %21 21'e düşmüşüz. Devam ediyoruz. Burada yüzde %21 21'e düşmüşüz. Burada aynen burada uzacağız artık. Evet şimdi burada asıl kaçıncı hamledeyiz? Yüzde e, yüzde diyorum. 42. hamledeyiz. Burada bence bunu önermiyor. Bence burada tenuki yapıyor. Bakalım mı? Aynen aynen aynen. Bu dedim size buralara saldır diyordur muhtemelen ama işte korktum yüzde kaç düşürmüş yüzde 5 düşürmüş bunda şimdiden yüzde on beş yere geldim Bundan sonra çok kötü oynamamışım şu anda yüzde on beşim zaten bakalım Aynen şu an yüzde on beşim. yüzde 15'ten yüzde 11'e düşmüş burada ne öneriyor Tamam burada Pinster da atılabilir de bu kadarını sayamam. En azından hanelerden birinin olmadığını anladım. Uzadım yani. Burada doğru yaptım. Hala yüzde %15'im. Beyaz bunu yaptı. Hmm. Burada şimdi diyor ki ya şu ikisinin arasına gir. Bu bağlantıyı kes. Ya da artık bu Moyo'ya gir yani. Çünkü beyaz zıpladı. Burada güzel bir potansiyeli var. Bu hamlem de yanlış olmuş. Yüzde kaç düşürmüş? Yüzde 3 düşürmüş ve sonuç olarak 50. hamle bu değil mi? 50. hamleyi yaptığımızda artık yüzde %11 11'e düşmüş olduk. Bakın yüzde 20'lerde falan bitirebiliriz. Yüzde yirmilerde bitirmek gayet güzel. Burada şu hanemiz yanlış oldu. Ama tabi sürekli aynı açılışı oynarsam yüzde %40 %40'larda bile bitirebilirim. Çünkü artık nasıl cevap verdiğini biliyorum. O yüzden birazcık farklı şeyler deneyip yüksek bitirmek önemli olan. Yoksa yine aynı şeyleri oynayıp. Ee, ya aynı şeyler de olmaz gerçi de. Hadi bakalım deneyelim ya. Bir daha deneyelim. Bunları silelim arkadaşlar. Bütün bunları silelim. Bir kere daha deneyeceğim. Bakalım %11'i 11.7'yi geçebileceğiz mi? Şöyle başlatalım bakalım. Haydi. Bu sefer arkadaşlar ee, Chinese denemek istiyorum. Chinese'e nasıl cevap verecek bakalım. Direkt üçüçe girdi. Ya bu, ee, bu şeyler yok mu? Yapay zeka var ya. İnsanı çıldırtır. Okey gir bakalım. Gir. Bu sefer uzuyacağım. Ne yapacaksın? Uzayacaksın. Hane yapacağım. Tenuki yapacağım. Hane yapacağım. Tenuki yapacağım. Tenuki ne? Yaklaşıp ya muhtemelen şimdi bu 3-3'e üç gir falan diyordur ya. Yaklaşıp bir de kopaya mi yapsam acaba? Hmm. Ya bu yaklaşma bana çok güzel duruyor ya. Ben kendi oyunumu oynayacağım. Aynen yapıştı. Yapıştı. Burada hanemizi yapalım. Güzel. Buradan ateri çekeceğiz. Sonra burayı bağlayacağız. Şimdi zıplayacak muhtemelen. Aynen. Burada double approach nasıl olur? Burada double, double approach nasıl olur? Şimdi burada başka bir yere oynamak istemiyorum. Belki şu haneyi yapabilirim. Ya şimdi beyazın buradan kapatması biraz sıkıntı geliyor bana. Çünkü uzadıktan sonra buraya zıplayınca çok güzel bir zıplama olmayacak. İki boşluk, üç boşluk bırakmak istiyorum. Hmm, bir kere daha mı şöyle gelsek acaba? Valla burada hane ile double approach arasında çok kararsız kaldım. Double approach yapacağım. Kaçıncı hamledeyiz bu arada? Of daha yarısına bile gelmemişim ya. Kesin yine yüzde onlarda bitireceğim. Hmm, burada hane yapalım. Şimdi buradaki merdiven kime çalışıyor? Merdiven bana çalışıyor da. Aynen merdiven bana çalışıyor. 3'e Üç, giriyorum o zaman. Yapışabilirim. Hmm. Yapışayım ya. Yapışayım. Hani yapacak bağlayacağım. Aynen. Hmm. Yani bu taşı kurtarmaya çalışırsa muhtemelen buraya ya da buraya oynayacak. O yüzden benim belki de buraya oynamam lazım. O zaman bu taşa saldıracak. Kosum'u mu yapsam acaba? Kosumu güzel ya. Kosumu yapalım. Hmm. Valla burada Yani normal turnuva da olsam Bunu oynarım da Yapay zeka bunu mu öneriyor acaba Burada hala daha bir kesme var ama Şimdi ben buna Tenuki yaparsam bunu öldürür değil mi Aynen bunu kesin öldürür Ben bunu oynayacağım ya Kaçıncı hamledeyiz? 32. hamledeyiz. Ya bu bana çok uzun geldi şu anda. <laughs> Pardon arkadaşlar. Uzayıp hane. olur mu? Atari çeksem sıkıntı, geri çekilsem sıkıntı. Uzayıp hane. Aynen hane. Buradan double anesi var. Aa yapmadı. Ama bu iki taşı kesebiliyor. Ama ben de bunları kesebiliyorum. Hmm. Buradan kesip yok. Benim buradan kesip bunu almam lazım ya. O zaman bu ikisini kesiyor. Bunu alırsam şey yaparsam bunu yapıyor. O zaman ben de bunlara saldırıyorum ama aynen ya bu güzel hana yapacak kesin burada aynen. Bu hmm. taşı alacağım ki buraya saldırabileyim. Okey. Ben buraya saldırıyorum o zaman. Nasıl saldırayım? bu şekil saldırayım. Yok. Yok arkadaşlar bu sefer %1 falanım ya. Burada çok büyük hatalar yaptım. Çok acayip büyük hatalar yaptım burada. Şu iki taşı feda etmemem gerekiyordu. Burada hala kesme var. Burayı kapattı. Yok yok bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Yani bu iki taşı feda edip buradan kesip kaçmayı deneyebilirim. De kaçamıyorum ki. Boş üçgen yapıp kaçıyorum. Yo. Ha. O zaman bu grup ölür. Şimdi şu anda bu grubumuz zayıf. Kaçıncı hamledeyiz? İki, iki hamle daha yapacağım. İki hamle daha. Hmm. Buradan kaçmaya devam edeceğiz artık. Ne yapacağız? Ah be yanlış yaptım ya. Bu ne ya? Böyle bir hamle mi var? Son hamlem arkadaşlar. Hmm. şunu oynayacağız. Okey bitti galiba. 50 hamle. Ya şu anda %1 falanım. Hazır mısınız? %9 düşüyor şu anda. Aynen aynen. Ben bunu biliyordum ya. Bunu biliyordum hata yaptım. Çünkü şu iki taşı feda etmekle çok büyük hata yaptım. %9 falan. %10 çıkıyor şu anda yüzde 10 bir öncekine yüzde 11.7 idi yüzde bir buçuk daha az bir performans sergilemişim burada şurada çok büyük bir hata yaptım galiba ya şu işte Eyvah bildirim şunun sesini kapatayım arkadaşlar Yani bunun yerine ne oynayacaktım ki? Vallahi doğru diyor ya aslında. O burada %32'yim. 30. hamlede %32'yim arkadaşlar. Ben nerede hata yapıyorum o zaman ya? Bak bunu oynadım. Burada mı hata yaptım? Aynen ya. Burada yüzde kaç düşürmüş? Çok da büyük değil aslında. Yüzde dört düşürmüş ama. Burada bunu oyna diyor bakalım varyasyonu. Ben bunu oynayınca beyaz uzayacak sonra mu yaptırıyor bana. Aynen 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 aynen. Burada yaşa diyor yani. Burada tamam burada hane doğru. Burada kesme de doğru. Bağ, yani bağlayıp burada yaşaya da bilirdim ama emin olamadım iki göz yapıp yapmayacağımı. Bu da doğru. Burada da %26. Ben bu mu? Ah. Tabii ya. Ben neden bunu aldım ki bunu uzamak varken? Buralarda %26'yim arkadaşlar yani. Böyle bitirebilirdim 40. Ah be 5 hamle kala %26'ymişim. %26'dan %10'a nasıl düştüm ben ya? Bu hamle %8'lik hata. %8'lik hata. Hala daha %16'yım bu arada. Zıplasam %19. Hala daha %16'yım. Ben bir yerde kaçınacağım ne bu? 43. Ben nerede hata yaptım? Of. Buradan kapatmak çok büyük hataymış arkadaşlar. Uza diyor. Uza diyor. Hala yapacak zıplayacağım. Burada %18'im. Bu yine çok büyük bir hata değil yüzde ikilik bir hata Aynen ya bu ne arkadaşlar ben <laughs> o kadar saydım uzamayı saydım gittim bunu oynadım ya yüzde be'te bitirecektik kaçıncı 2 hamle? hamle kalmış yüzde %15 15'e bitirecektik Cık. Ya bu olmadı işte hala daha doğru hamleyi bulsam yüzde 13 Cık. arkadaşlar ya. Burada zıplasam ki zaten çok açık yani zıplayarak kaç değil mi ne uğraşıyorsun. Burada zıplasam bir önceki rekorumu kırmış olacaktım yüzde on üçle. Of bir kere daha denemek istiyorum ya. Bir kere daha deneyeceğim. Şunu bir önce bir silelim de şunları. bir kere daha deneyelim. Haydi bakalım. İyi oyunlar. Sevgili bilgisayar. Tengen'den başlıyormuşum ama. <laughs> ya bu sefer çok standart oynayacağım. Bakalım yüzde kaç olacak. Direkt AI hamlelerini yapacağım yani. Ya yani bildiğim. 4 4 4 4. Direkt gireceğim 3 3'e. Direkt oynayacağım böyle. Kapatacak, uzayacağım uzayacak uzayacağım. Hane yapacak, hane yapacağım. 3 Üç 3'e girecek. Aynen kapatacağım. Ee, hadi bu sefer buradan kapatalım. Aynı olmasın ilk yaptığımla aynı olmasın. Ee, tamam burada uzayalım. Sonra burada Bunu oynayalım, hadi zıplayalım. 3-3'e girdi. Bunu oynayacağım. Hmm. Bunu oynayacağım. Normal, standart 3-3 joseki'lerini oynayalım bakalım. Buradan zıplayacağım. Yani buna da artık herhalde bir şeyler verir. 24, bak yarısına geldik. Yarısına geldik. Şimdi bir de buradaki 3-3'e üç gireceğim. Madem öyle seni sevdiğin gibi oynayayım sevgili bilgisayar. Burada double mı yapacağım bir de. Burada bir de double mı yapacağım. Vallaha yaptı. Double anemizi yapalım. Şimdi burada şunu biliyoruz ki uzarsam tenük yapacak. <laughs> Kaçıncı hamle bu arada? 36. hamle 14 hamle kalmış. Şimdi Vallahi şu tek boşluk uzuplama bana çok güzel geliyor. Uzayabilirim. Hadi uzayalım bakalım nereden yapacak Tenuki'yi. Bakın Tenuki yaptı. Buna demek ki Tenuki yapılıyor ya. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Kaçıncı hamledeyiz? Geçmeyelim de. Kırkıncı hamledeyiz. Beş hamlem kaldı. Burada hane yapacağım. Muhtemelen kesecek. Oo kesmedi. Zıplayacağım burada. Okey. Şimdi mi keseceksin? Vallahi kesmedi. Kaç hamle kaldı? 46. 2 hamle yapacağım, bitecek. Hmm. Burada ne yapıyorduk? Önce kesiyormuyduk? Ne yapıyorduk ya? Buradan mı kesiyorduk? Ben buradan bir keseyim de. Bir hamle kaldı değil mi? Aynen. Bu hamlemi de yapınca her şey bitecek. Buradan kesmem gerekiyor galiba. Aynen buradan keseceğim. Umarım doğrudur. Okey. 50 hamle. Çok merak ediyorum şu anda yüzdem kaç. Yani emin konuşmayayım ama yani 12'nin üstündedir yani. yani bir yüzde 15 yüzde 20 falan olması lazım. Bakıyorum yüzde 20 işte işte bu işte bu yüzde 20 ile bitirdim. Evet yapay zekanın sevdiği şeyleri oynayınca yüzde 20 ile bitirdim. Yani yüzde 42 ile başladım. Bu ne demek oluyor? Yarısını tüketmişim 50. hamlede kazanma yüzdemin yarısını tüketmişim. Gayet iyi bu arada %20. 50 hamlede. Evet bakalım nerelerde büyük hatalar yapmışız. Şimdi son olarak bu arada buna da bakıp bitiriyorum. Şimdi burada belki Kima öneriyor olabilir. Aynen Kima'yı daha çok seviyor burada çünkü. Ben düz uzamayı tercih ediyorum genelde. Ha şimdi burada mesela burayı bırak diyor. Ama şimdi burada dört dörtte taş var. Burada bir duvar var. O yüzden bu sanki güzel gibi duruyor değil mi şu hamle? Mesela burayı bırak diyor. Tenuki yap diyor. Gir, gir diyor 3-3'e. Uğraşma diyor böyle şeylerle. Peki bu hamle yüzde kaç düşürmüş? Yüzde üç buçuk düşürmüş arkadaşlar. Yüzde üç buçuğu burada kaybetmişiz. Şimdi burada fark etmez. O da olur, o da olur. Burada ne öneriyor? Burada uzama yok mesela. Burada direkt keyime var ama uzayınca da çok bir şey düşürmüyordur. Yine yine yüzde üç düşürmüş. Ya yani iki hamlede bir yüzde altı falan yemişim yani. Şu zıplama ve uzama hamlesiyle bir yüzde altı yemişim. Aa, burada artık Aynen burada artık 3-3'e girmek var da buralara bir taş atmak da var. Bakın biraz daha yakın oyna diyor. Şu duvara biraz daha yakın oyna diyor. Ben biraz daha garantici oynadım. Kendi duvarıma biraz daha yakın oynadım. Buradan sonra artık 3-3'e gir. Aynen öyle. Direkt çat diye oynadım vallahi 3-3'ü. Burada zaten standart Josekimizi oynadık. Heh, asıl burada ne diyor? Bakın kaçıncı hamle? 36. hamle. Ya ben bu uzamayı evet işte bu uzama ne zaman yapılıyor biliyor musunuz? Burada güçlü olunduğu zaman. Burada şimdi beyaz keyma yapmış. O yüzden bu uzama o kadar etkili değil. Başka şeyler oyna diyor. Aslında bu hamle aklıma gelmedi değil ya. Şu şu ateri. <laughs> Neden oynamadım ki? Bakın buralarda %34'müşüm. Biraz daha dayansam, biraz daha dayansam. Bu hamle yüzde kaç düşürmüş bakayım. Çok da düşürmemiş. Yüzde 1.7 düşürmüş. Bu. o Direkt kes diyor burada galiba. Aynen. Direkt savaş başlat diyor. Direkt savaş başlat diyor. Ben bunu oynadım. Tamam bu yüzde 1.8 düşürmüş. Yine çok düşürmemiş. Hala yüzde 30'lardayım. Yüzde aynen. Buradan hani yapsam yüzde 30. %27 Kaçıncı hamle 41. hamle Burada zıpla mı diyor burada uza diyor işte burada zıplama olmamış Uzama yüzde kaç düşürmüş of bir %8.4 yemişim bu uzamayla Yani arkadaşlar Bak hep %3 %4 %1.5'lar Azala azala gidiyor ama her oyunda bakın bir tane %8'lik %10'luk falan bir hatam var Yani bu bu hatayı yapmasam mesela %28'lerde falan bitirebiliyormuşum. Ya yani bir tane büyük hatam var. Evet, burada artık %20 zaten. Şu anda kaçıncı hamle? 45. hamle. Burada Ha, burada şimdi kes diyor. Fark etmez. Ben buradan kestim. Aynen, bir şey değiştirmiyor. Bunu alınca şimdi kes diyor aynen. Şimdi kesiyorum bağlıyor ve bu taşı almam %20. Evet arkadaşlar. İlk kez, i̇ki kez denedik. İlk bir %11.7 yaptım. Sonra %10 yaptım. Üçüncü denemede %20 ile bitirdim. Evet yapay zekaya karşı ilk 50 hamle yani Fuseki Challenge diyebiliriz bunu arkadaşlar. Yapay zeka ile Fuseki Challenge yaptım ve %20 bir başarı sergiledim 3. denememde. Evet. Sizin de böyle denemeleriniz varsa yazın yorum kısmına. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak hep unutuyorum bunu söylemeyi ya. En baştan söylemem gerekiyordu. Hep en sonda söylüyorum. Her neyse beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani butona basmaktan bahsetmiyorum. Gerçekte beğenmişsinizdir umarım. Böyle videolar gelsin istiyorsanız yorum kısmına da belirtirseniz motive oluyorum. Siz yorum yazdıkça video yükleyesim geliyor ama böyle izleyip sessiz kaldıkça ee, izliyorlar hiçbir şey demiyorlar diyorum yani. O zaman belki iki haftada bir video yükleyesim geliyor. O yüzden biraz da yayıncıyı içerik üreticisini biraz motive edin arkadaşlar. Öyle boş boş Go, go videosu izlemeyin <laughs> birazcık şey yapın video istiyoruz deyin, bir şey deyin, yorum yapın. Orada keşke başka hamle yapsaydın deyin falan, bir şeyler söyleyin yani. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.